Açık öğretim sitesinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sona erdi arkadaşlar. Artık 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırız. Peki ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak ve yapmamız gerekenler neler? Örgün eğitimde olduğu gibi açık lisede de eğitim öğretim dönemi Eylül ayında başlar. Ve açık lise için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Eylül ayının ilk haftasında başlar. Bu muhtemelen Eylül'ün 1'i 2'si gibi de olabilir. Ağustos'un 30'u gibi de başlayabilir. Tam resmi takvim henüz açıklanmadı. Yıllardır Eylül ayının ilk haftasında kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerini başlatıyor arkadaşlar. Kısa bir süre yapmıyor bunu. Yaklaşık 1 aylık bir süremiz oluyor. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için. Kayıt yenileme yaptıktan sonra ya da ilk kayıt yaptıktan sonra derslerimizi seçeceğiz. Derslerimizi seçtikten sonra Aralık ayındaki ilk sınavlara hazırlık yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu videoyu çekmemizdeki esas amaç ilk kayıt öğrencilerin süreci nasıl yürüteceklerini bir anlamda anlatmak. Eylül ayının ilk haftasında ilk kayıtlar başladı. Ne yapıyoruz? İlk başlayan bir öğrenci için. Önce devlet bankalarından ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın odm.mep.gov.tr adresine giriş yaparak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt, kayıt yenileme ücretini yatırıyoruz. İsterseniz ATM'den, isterseniz kredi kartıyla internet sitesinden. Bu geçtiğimiz yıl 50 TL'ydi. Bu senenin ücreti henüz belli olmadı. Bu ücreti yatırdıktan sonra dekontumuzu alıyoruz. Dekontumuzla birlikte ortaokul diplomamızı, nüfus kağıdımızı ve bir adet vesikalık fotoğraf, biyometrik fotoğraf olması şart arkadaşlar. Yani biyometrik fotoğrafınızla birlikte halk eğitim merkezine başvuruyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz en yakın halk eğitim merkezi sizin ilk kayıt işlemlerinizi yapacaktır. Halk eğitim merkezine gittiğiniz zaman, evraklarınızı teslim ettiğiniz zaman sizin kayıt işlemleriniz otomatik olarak orada yapılacaktır ve size bir kullanıcı adı şifre verecekler. Bu kullanıcı adı şifre sizin açık lise boyunca kredilerinizi görebileceğiniz, kayıt yenileme işlemlerinizi takip edeceğiniz, sınava gireceğiniz, dersleri seçeceğiniz ve sınav sonuçlarını öğreneceğiniz sistem arkadaşlar. Her öğrenciye ait ayrı bir kullanıcı adı şifre vardır. Bu kullanıcı adı ve şifre ile tüm bilgilerinizi görebileceksiniz. Ders seçme işlemleri açılacak Eylül ayı içerisinde ve siz gireceğiniz dersleri, sınava gireceğiniz dersleri seçeceksiniz. Size verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilen öğrenci bilgi sisteminizden. Seçtiğiniz dersleri çalışarak Aralık ayındaki sınava hazırlanacaksınız arkadaşlar. Aralık ayında 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk sınavı olur. Bu yeni başlayan bir öğrencinin de aynı zamanda birinci dönem sınavı olur arkadaşlar. Kayıt yenileme yapmış öğrenciler, daha önce kayıt olmuş öğrenciler için sistem kaldığı yerden devam eder. Eylül ayında kayıt yenileme ücreti yatırır bu arkadaşlar ve bunların halk eğitim merkezlerine gitmesine gerek yoktur. Bu arkadaşlar yine Eylül ayından itibaren derslerini seçerek Aralık ayında yapılması planlanan birinci dönem sınavlarına hazırlık yapacaklar arkadaşlar. Açık liseye yeni başlayan öğrencilerden özellikle ortaokul mezunu, yeni ortaokul mezunu 18 yaş altı öğrenciler, sınava dayalı yerleştirmede herhangi bir yere yerleşmeyen ya da öğrenim hayatına açık liseden devam etmek isteyen 18 yaş altı öğrenciler halk eğitim merkezlerine mutlaka ama mutlaka velileriyle gitmek zorunda arkadaşlar. Yani veliniz olmadan 18 yaş altındaki öğrenciler halk eğitimler tarafından kayıt ettirilmez. Mutlaka velinizle gitmeniz gerekiyor. 18 yaşından gün aldıysanız 18 yaşından büyük arkadaşlar kendi kayıtlarını kendileri yapabilirler. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ek sınavı bekliyoruz arada. Ağustos'un sonuna doğru bir açıklama bekliyoruz. Daha sonra da Eylül ayında başlayacak yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihlerini bekliyoruz arkadaşlar. Resmi takvim açıklandığı zaman yine biz sosyal medya hesaplarımızdan sizlere bildirim yapacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Açık lise sürecince hep birlikte kısa sürede nasıl mezun olacağımızı konuşacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar.